silahını, düşmanı asker onurlu bir direniş olarak görüyoruz. Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız. Kaydelen Televizyonu'ndan mutlu akşamlar. Tarih 1 Kasım Cuma, ana haberle birlikteyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü programını İstanbul'da sürdürdü. Önce Büyükçamlıca Camisi'nde Cuma namazı kıldı, daha sonra da Vahdettin Köşkü'nde Irak Başbakanı Sudani'yi kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarına İstanbul'da devam etti. İlk olarak Cuma namazı için Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Cuma namazı için Büyükçamlıca Camisi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Senegalli mevkidaşı Fay, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Türkçe ve Fransızca irat ettiği hutbenin ardından Cuma namazını kıldı. Köle ve esirlerin yardıma muhtaç olduklarında şüphe yok. Cami çıkışında vatandaşlarla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçmek üzere camiden ayrıldı. Vahdettin Köşkü'nde önemli bir kabul vardı. PKK'ya yönelik dikkat çeken açıklamalarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Irak Başbakanı Es-Sudani ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudani'yi kabul etti. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre kabulde Türkiye ile Irak ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde Türkiye ile Irak'ın köklü tarihi ve kültürel bağları bulunan iki komşu ülke olduğunu, ilişkileri geliştirmenin ve işbirliği fırsatlarını değerlendirmenin iki ülke için de sayısız fayda sağlayacağını, bunun için gerekli adımları kararlılıkla atmaya devam edeceklerini ifade etti. Terör örgütlerinin hem Türkiye hem Irak için güvenlik riskleri oluşturduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm terör örgütleriyle ayrımsız mücadelenin iki ülkenin de huzur ve istikrarına hizmet edeceğini, Irak hükümetinin PKK-KCK terör örgütüyle mücadeleye ilişkin attığı olumlu adımların Türkiye'yi memnun ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede giderek yayılan İsrail saldırganlığının hem bölge hem dünya barışı için bir tehdit olduğunun altını çizerek, bunu önlemek, barış ve huzuru sağlamak için başta bölge ülkelerinin, olmak üzere uluslararası toplumun dayanışma içinde hareket etmesinin gerektiğini, Türkiye'nin barış için çabalarını sürdüreceğini söyledi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terör örgütü PKK ile ilişkisi nedeniyle tutuklanmasını değerlendirdi. Yerlikaya, belediye başkanlarının terör yandaşı olamayacağının altını çizdi. Terör örgütü PKK ile bağlantısı tespit edildi. Görevden alındı, tutuklandı. Esenyurt Belediye Başkanlığı'na ise kayyum atandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 5393 sayılı belediye kanununda belediye yöneticilerinin terör örgütü üyesi olması durumunda nasıl bir süreç ile karşı karşıya kalacakları çok açıktır. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa'da Türkiye'nin huzuru toplantısında konuştu. CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in PKK-KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan tutuklanmasına ilişkin mesajlar verdi. Net konuştu. Şehrin emini terör yandaşı olamaz dedi. Hangi partiden olursa olsun terör arasına mesafe koyan, milli bir duruş sergileyen, bu belayla amansız fakatsız mücadele eden, tekrar ediyorum, bu belayla amasız fakatsız mücadele eden her belediye başkanımızın başımızın üzerinde yeri var. Ancak terörle iltisaklı olanlarla milletimiz adına hukuk önünde de hesap sormak bizim görevimiz. Bizim 2200 yıllık devlet geleneğimiz var. Bir taraftan sureti haktan görünüp diğer taraftan zikriyle, fikriyle, terör örgütleriyle bir olunmaz. Şehrin emini terör yandaşı olamaz. Bakan Yerlikaya terörle mücadele ilişkin de konuştu. Teröre taviz yok ifadesini kullandı. Bugün burada bir kez daha haykırıyoruz. Teröre taviz yok. Kardeşliğimize pusu kuranlara geçit yok. Altını çizmek isterim ki terörle demokrasi bir arada bulunamaz. Demokratik hiçbir ülkede
Terör affedilebilir, sindirilebilir, hoş görülebilir, demokrasi zırhı içinde yaşatılabilir bir kavram olmamıştır. Terör bir zehirdir. Pan zehri hukuk ve milli iradedir. Hiçbir demokratik ülke demokrasiyi kendine kalkan olarak kullanan terör zihniyetini asla kabul edemez. CHP'nin gündemi Esenyurt Belediyesi'ndeki terör soruşturması. Özgür Özel'in çağrısıyla Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda DEM Parti ile ortak bir miting yapıldı. O mitinge katılmayan birkaç CHP'li vardı. Onlardan biri de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tı. Terör örgütü PKK ile bağlantısı nedeniyle görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e partisi sahip çıktı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Özer'in PKK-KCK silahlı terör örgütü üyeliği iddiasına ilişkin gözaltına alındıktan sonra tutuklanmasının ardından partisinin merkez yönetim kurulu toplantısını Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda yaptı. Özgür Özel'in çağrısıyla Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda DEM Parti ile ortak bir miting düzenlendi. Özgür Özel'in çağrısına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal cevap vermedi. Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın sosyal medya hesapları Mansur Yavaş'ı hem İstanbul'daki mitinge katılmadığı hem de Özer hakkında geç açıklama yaptığı gerekçesiyle eleştiri yağmuruna tuttu. Yayına ne kadar gidiyor bilmiyorum ama... CHP'nin mitingine katılmayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan açıklama gecikmedi. Özcan, Ahmet Özer'e kefil olmayacağını belirterek sebepleri var, tweet atmak istemedim. Kefil olmadığım kimse için tweet atmam ifadelerini kullandı. CHP içinde yaşanan fikir ayrılıklarının sonucunda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. Yavaş'ın partiden ayrılıp Yavuz Ağaralioğlu'nun kurduğu anahtar partiye geçeceği iddiası gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar. İYİ Parti'den istifa etti, parti kurma hazırlığı içerisine girdi. Yavuz Ağaralioğlu geçtiğimiz günlerde Ankara Ata Kongresyum Salonu'nda yaptıkları toplantıyla partisinin tanıtımını gerçekleştirdi. Millete bir Yavuz gerek sloganlarıyla karşılanan Yavuz Ağaralioğlu'nun kurduğu partinin adı da Anahtar Parti oldu. CHP içinde yaşanan fikir ayrılıkları sebebiyle partiden ayrılmayı düşündüğü iddia edilen Mansur Yavaş'ın da Yavuz Ağaralioğlu'nun kurduğu A Parti'ye geçeceği iddia edildi. Parti içerisinde Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın gelecek dönemde Cumhurbaşkanlığı adaylığı konuşuluyordu. Birbirleri arasında da Genel Başkan Özgür Özel ile defalarca fikir ayrılıklarına girdiği gündeme gelmişti. Son olarak Mansur Yavaş, CHP'nin kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı için yaptığı yürüyüşe katılım sağlamadı. Bu durumda partiden ayrılmak istediği iddialarını gündeme getirdi. Kulislerden gelen bilgilere göre Yavuz Ağaralioğlu ile Mansur Yavaş'ın görüştüğü iddia edildi. Milliyetçi ideolojisinden gelen Mansur Yavaş'ın Yavuz Ağaralioğlu'nun kurduğu anahtar partiye katılacağı sözleri kulislerde konuşuluyor. Mehmetçik, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde belirlenen terör hedeflerini vuruyor. Son operasyonlarda 11'i Suriye'nin kuzeyinde harekat bölgelerinde olmak üzere 15 terörist etkisiz hale getirildi. Sınır ötesi operasyonları hız kazandı. Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 15 terörist etkisiz hale getirildi.
Terörün her türlüsüyle mücadele sürüyor. Yurt içinde göz açtırılmayan teröristler sınır ötesinde de Mehmetçik'ten kaçamıyor. Bu kapsamda Suriye ve Irak'ın kuzeyinde operasyonlar hız kazandı. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 11 PKK-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Irak'ın kuzeyindeki Pençekilit operasyonu bölgesinde ise 4 PKK'lı terörist öldürüldü. Milli Savunma Bakanlığı haberi "Nefesimiz ensellerinde" başlığıyla duyurdu. Gönderide bölgede terörle mücadelenin her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam edeceği vurgulandı. "11 ilde terör örgütü PKK'ya operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi." Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı. Terör örgütlerine geçit verilmiyor. 11 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik Gürz 25 operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 661 kilo patlayıcı madde ele geçirildi. Operasyona ilişkin detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı. Operasyon Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde gerçekleşti. Teröristlerin kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları patlayıcılar ele geçirildi. Çeşitli silah ve mühimmatların yok edilmesine yönelik düzenlenen 125 operasyonlarında 37 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi. Operasyonlarda 661 kilogram patlayıcı madde ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Operasyonların detaylarını sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Yerlikaya, yılın 365 günü 4 mevsim 12 ay gece gündüz demeden şehir içinde de kırsalda da operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek. Bölücü terör örgütünün lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı inleri tek tek tespit edilip başlarına yıkıldı. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle ifadelerini kullandı. Erzurum'un deprem gerçeği Sultan Sekisi toplantılarının 28.sinde ele alındı. Erzurum Kalkınma Vakfı tarafından düzenlenen toplantıya Erzurum Teknik Üniversitesi ev sahipliği yaptı. Erzurum Kalkınma Vakfı tarafından geleneksel hale getirilen Sultan Sekisi toplantılarının 28.sı yapıldı. Konu deprem gerçeği ve Erzurum oldu. Alanında uzman isimler Erzurum'un deprem gerçeğine dikkat çekti. Erzurum'da şehrin ve bölgenin önemli konuları Sultan Sekisi toplantılarıyla masaya yatırılıyor. Toplantılar Erzurum Kalkınma Vakfı tarafından düzenleniyor. Erzurum Kalkınma Vakfı olarak DAP projesiyle başlatmış olduğumuz Sultan Sekisi toplantılarının şimdi 28'ini yapıyoruz. Bu 28 toplantı içerisinde hedefi tam tutturduk. Çünkü hesabımız şehrimizdi, siyasi bir yanımız yoktu. Akçeli işlerine hiç uğraşmadık. Sadece bu toprağın bize vermiş olduklarını onlara aktarmaya çalıştık. O hasbi düşünceyle hareket ettik ve ediyoruz. 28. toplantının konusu Erzurum'un deprem gerçeği oldu. Konunun uzmanları Bingöl, Karlova, Yedisu civarında olası bir depremden bahsediyorlar. Elbette ki buna kulak vermemiz gerekiyor, dikkat etmemiz gerekiyor. Bizde böyle bir durum inşallah olmaz ama tedbir almak mecburiyetindeyiz. Bir farkındalık oluşturmak mecburiyetindeyiz. Bu yüzden dolayıdır ki 28. Sultan Sekisi toplantısını bu başlık altında yaptık. Alanında uzman isimler Erzurum Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen toplantıda deprem konusuna dikkat çekti. Afet risklerinin ve alınması gereken önlemlerin farkında bir üniversite olarak inşaat mühendisliği ve acil yardım ve afet yönetimi bölümlerimizin öncülüğünde deprem araştırmalarına ve afet yönetimi konularına büyük bir hassasiyetle yaklaşmaktayız. Üniversitemize mensup akademisyen hocalarımızın
Erzurum ve çevresinde yürüttükleri bilimsel araştırmalar ve Erzurum için yapılan deprem risk analizleri hem bölgesel hem de ulusal ölçekte bu sahaya önemli katkılar sunmaktadır. Panel şeklinde olan programa Profesör Doktor İlker Kazaz moderatörlük etti. Bu deprem gerçeği değişmiyor ama değişmeyen maalesef bir husus daha var. O da bu depremler sırasında gözlemlenen temel kusurlar. Ne yazık ki tekrarlanan sorunlar olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Profesör Doktor Murat Küçükuğurlu Erzurum'daki eski depremlerin tarihinden bahsetti. Bilimsel olarak kayıtlara geçen ilk deprem 840 tarihinde yaşanmış. Ardından devam eden depremler Türk hakimiyetinin başladığı Saltuklulardan itibaren devam ediyor ve kayıtlara geçiyor. 1518'de başlayan Osmanlı hakimiyetinden sonra ise ilk deprem 1583 yılında meydana geliyor. Ardından 1600'lerde devam ediyor. Bilhassa 19. asırda çok sayıda deprem yaşanıyor. Doçent Doktor Çağlar Özer de Erzurum'un depremselliği ve yapılan araştırmalar hakkında bilgiler verdi. Ilıca'da merkezde ve Pasinler'in buradaki genel olarak bir üçgen kurduğumuzda bu alanların zemin açısından zayıf alanları olduğunu gördük. Doktora öğretim üyesi Dilek Okuyucu ve doktora öğretim üyesi Melikşah Turan da panelist olarak konuşmalar yaptı. Bu tür depremler evet olacak, doğa olayı, ama olduktan sonra biz mühendisler için, ki ben yapı alanında uzmanlaşmaya çalışan bir mühendisim, yapı mühendisleri için de aynı zamanda bir açık hava laboratuvarı. Erzurum'da uyuşturucuyla mücadelede önemli bir operasyona imza atıldı. Dedektör köpeği Magnum desteğiyle yapılan operasyonda 80 kilo 450 gram uyuşturucu ele geçirildi, iki zanlı tutuklandı. Erzurum'da uyuşturucu tacirlerine darbe vuruldu. Narkotik dedektör köpeği Magnum desteğiyle yapılan operasyonda 80 kilo 450 gram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda iki şüpheli tutuklandı. Emniyet güçleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Yurdun dört bir yanında operasyonlarla uyuşturucu tacirleri enseleniyor. Bir operasyon da Erzurum'da yapıldı. Operasyonun baş kahramanı narkotik dedektör köpeği Magnum'du. Magnum'un desteğiyle yapılan operasyonda 80 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, iki şüpheli de gözaltına alındı. Şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Savcılığına çıkarıldı. İki zanlı sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Erzurum, iklimi nedeniyle şeker pancarı üretimine oldukça elverişli bir şehir. Hayata geçirilen destek ve teşviklerle de kentte şeker pancarının ekim alanı son 5 yılda %35 artarak 23 bin dekara ulaştı. Soğuk iklime dayanıklı şeker pancarı Erzurum'da da verimliliği her geçen gün artıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destek ve teşvikleriyle ekim alanı son 5 yılda %35 arttı. Şehrimizde 1 milyon 300 bin dekar, büyük ovalarımızda 1 milyon 300 bin dekar sulanabilir alanımız mevcut. İklim olarak Erzurum şeker pancarı üretimine çok müsait bir yer. Hayvancılığın yaygın yapıldığı Erzurum'da tarımsal üretimin de artırılması için çalışmalar yürütülüyor. Kentte bulunan şeker fabrikasının 2018 yılında özelleştirilmesiyle çiftçilere verilen eğitimler ve pazarlama garantisiyle şeker pancarının üretim alanı genişliyor. Özelleştirmeden önce 17 bin dekar civarındayken şehrimizde ekiliş, şimdi 22 bin, 23 bin dekar alana kadar yayıldı. Bu konuda biz eğitim yayım çalışmalarında üreticilerimizi şeker pancarı ekilişi hususunda hem bilgi veriyoruz, teknik destek veriyoruz, hem de yönlendirmeler yapıyoruz. Sözleşmeli üretime konu olduğu için ilgili fabrika, şeker pancarını alan fabrikamız tohum, ilaç, gübre desteğinde, makina desteğinde bulunduğu için de ayrıca avantajlı ekilişi. Aziziye, Palandöken, Yakutiye, Aşkale, Horasan, Pasinler, Köprüköy, Hınıs ve Karaçoban ilçelerinde yaygın ekilen şeker pancarının üretim alanı son 5 yılda %35 artış gösterdi. Erzurum'da üretimin tahminen 100 bin tonunu göreceğini düşünüyoruz, tahmin ediyoruz.
Bunun da Erzurum'da üretilen şekerin polarına baktığımızda 17 civarı. Şimdiye kadar kampanya boyunca yapılan ölçümlerde polar oranının 17 olduğunu gördük. Erzurum'da ekilen şeker pancarıyla tahminen 17 bin ton kadar şeker üreteceğimizi düşünüyoruz. Trendyol 1. Lig'in lideri Erzurumspor Futbol Kulübü ligde oynadığı 10 karşılaşmada 6 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Mavi beyazlı takım hafta sonu Ahmet Spor'la karşı karşıya gelecek. Kazım Karabekir Stadyumunda oynanacak maçın biletleri de satışa sunuldu. Karşılaştığı 10 maçın 6'sından galip ayrıldı. Trendyol 1. Lig'de lider. Erzurumspor Futbol Kulübü hafta sonu Ahmet Spor'la karşı karşıya gelecek. Mavi beyazlı takım maç hazırlıklarını sürdürüyor. Ligde oynadığı 10 karşılaşmada aldığı 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle puan cetvelinde ilk sırada bulunan Erzurumspor Futbol Kulübü hafta sonu Ahmet Spor'u konuk edecek. Kazım Karabekir Stadyumunda saat 16.00'da oynanacak maç için nefesler tutuldu. Biletler satışa sunuldu. Bu maç Dadaşlar için oldukça önemli. Cetvelin ilk sırasında yer alan lider Erzurumspor koltuğu diğer takımlara bırakmamakta kararlı. Kasım Pazar günü oynanacak maçın hakemi de belli oldu. Erzurumspor Futbol Kulübü Ahmet Spor maçını Çağatay Altay yönetecek. Maç öncesi Erzurumspor Futbol Kulübü Teknik Direktörü Hakan Kutlu taraftarlara seslendi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hafta sonu oynayacağımız Ahmet Spor maçında her zaman olduğu gibi en büyük destekçimiz taraftarlarımız olacaktır diyen Kutlu, taraftarlarımızın 90 dakika boyunca tüm enerjisini sadece takımı desteklemek için kullanmalarını ve geçmiş maçlarda olduğu gibi yine en büyük gücümüz olmalarını istiyoruz ifadelerini kullandı. Kış geldi, kombiler açılmaya başladı. Ancak dikkat edilmesi gereken bir nokta var, kombi temizliği. Uzmanından tavsiyeler var şimdi sırada. Erzurum'da sıcaklıklar iyice düştü. Vatandaşlar kombileri açmaya başladı. Tabii kışlık bakımlarını yaptırdıktan sonra. Kombiler açılmadan önce kışlık bakımdan geçmesi gerekiyor. Kombi bakımları kış aylarında gerçekten önemli olan bir şey. Kombinin ömrünü uzatır yapılan bakım. Bu da insanlardaki olan maliyetini düşertir. Bakım yaptırarak kombilerinizin ömrünü uzatmanız mümkün. Ancak petek temizliği de en az kombi temizliği kadar önemli. Haricinde bile petek temizliği yapılması gerekir tabii bunun haricinde. En önemlisi petek temizliğidir. O da yakıtı daha çok düşertir. Peteklere daha faydası olur ve ısıyı artırır. Petek ve kombi temizliği yaptırdınız, kazancınız ne mi oldu? Hem faturanız daha düşük gelecek hem de daha fazla verim alacaksınız. Kombi bakımlarının her yıl bir defa yapılması tavsiye ediliyor. Peteklerin temizliği ise ısıtma durumuna göre değişiyor. Kombi bakımları yıldan yıla temizlenmesi gerekir. Petek temizliklerinde biz 2 ya da 3 yılda bir öneriyoruz. Peteklerin ısınmama durumuna göre değişiyor. Doğal gaz faturalarında yeni dönem sinyalleri verildi. Konuya dair detayları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı açıkladı. Bakan Alparslan Bayraktar, kademeli ödemelerin başlayacağını duyurdu. Detaylara bakalım. Havalar soğumaya başladı. Kış yavaştan yüzünü gösteriyor. Milyonlarca vatandaşın gözü kulağı doğal gaz faturalarına çevrildi. Tam da bu noktada Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan açıklama geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar doğal gaz faturalarında değişikliğe gidileceğini sinyallerini verdi. Bakan Bayraktar elektrikte olduğu gibi doğal gazda da faturaların kademeli fiyatlandırmaya geçileceğini duyurdu. Kademeli fiyatlandırma elektrik faturalarının ardından doğal gaz faturalarında da etkili olacak. Uygulamayla farklı iklim koşullarına sahip olan illerin tüketim farklılıkları göz önünde bulundurulacak.
Az tüketenin az, çok tüketenin gerçek maliyetini ödeyeceği yeni dönem hakkında ayrıntıları dile getiren Bayraktar, doğalgazda da elektrikte olduğu gibi 2025 Şubat ayında kademeli fiyatlandırmaya geçmek istiyoruz. Ama doğalgazda farklı durumlar da var. Mesela memlekete Erzurum gibi soğuk bir yer olan normal bir vatandaş belki 1200 metreküp tüketiyor. Antalya'da bu tüketim 600 metreküpe düşüyor. Burada iller bazında bir çalışma olacak ifadelerini kullandı. Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı üzerinde bulunan 3500 rakımlı derebaşı virajlarında zaman zaman kar ve tipe etkili oluyor. Karla mücadele ekipleri sürücülerin herhangi bir olumsuzluk yaşamaması adına bölgede kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Dünyanın en tehlikeli yolunda karla mücadele erken başladı. Ekipler Bayburt-Trabzon arasındaki derebaşı virajında kar mesaisi yapıyor. Burası Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı üzerinde bulunan 3500 rakımlı derebaşı virajları. 1914 yılında Rus işgali sırasında inşa edilen 13 keskin virajı bulunan ve dünyanın en tehlikeli yolu olarak bilinen yol yoğun kar yağışıyla kapandı. Yolun ulaşımı açılması için karayolları ekipleri çalışma başlattı. Biriken karlar kar temizleme araçları ve ekiplerce temizlendi. Yer yer kar yağışı ve tipinin devam ettiği derebaşı virajında ekipler temkinli davranıyor. Bölgede ara ara kar temizleme çalışması yapılıyor. Milyonlarca çalışan yeni asgari ücretin ne kadar olacağını merakla bekliyor. Hükümet, işçi ve işveren tarafı görüşmelere Aralık ayında başlayacak. Yeni ücret 31 Aralık'a kadar belli olacak. Gözler milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde. 2025 yılı asgari ücreti için görüşmeler Aralık ayında başlayacak. İşçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsil edecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda olacak. Asgari ücret belirlenirken birçok veri dikkate alınacak. Enflasyon ve geçinme endeksleri masada olacak. Belirlenecek ücret, kıdem tazminatı tabanı, işsizlik ödeneği, askerlik ve doğum borçlanması gibi kalemleri de etkileyecek. Öte yandan Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 2025 yılı bütçesi belirlendi. 2024 yılı bütçe hedefleri güncellendi. Yeni bütçe verilerine göre SGK'nın gelirlerinin 2025 yılında %27 artarak 4.7 trilyon liraya, giderlerinin ise %35 artarak 5.2 trilyon liraya çıkması bekleniyor. Böylece kurumun açığının %223 artışla 551.8 milyar liraya ulaşacağı tahmin ediliyor. Merkezi yönetim bütçesi içinde 2025 yılında 12.8 trilyon lira gelir ve 14.7 trilyon lira gider hedefi konulmuş durumda. SGK bütçesi merkezi yönetim bütçesinin yaklaşık 1/3'üne denk geliyor. SGK'nın prim gelirlerinin önemli bir kısmı SSK ve Bağkur kapsamında asgari ücrete endeksli olarak belirleniyor. 2024 yılı sonunda 2 trilyon 743.2 milyar lira olarak tahmin edilen prim gelirlerinin 2025'te %28.4 artışla 3 trilyon 552.9 milyar liraya çıkması bekleniyor. Bu gelir artışı beklentisinde asgari ücret zammının %25 oranında olacağı varsayımı da bulunuyor. Ancak nihai zam oranının bu tahmini aşabileceği de göz ardı edilmiyor. Ekim ayına ilişkin enflasyon rakamları pazartesi günü açıklanacak. Tüketici fiyat endeksi Eylül'de bir önceki ayın kıyasla %2,97, geçen yılın aynı ayına göre %49,38 artış göstermişti. Türkiye İstatistik Kurumu pazartesi günü yılın 10. enflasyon verilerini oluşturacak olan Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. TÜFE
tarifedeki değişim Eylül ayında bir önceki aya göre %2.97, bir önceki yılın Aralık ayına göre %35.86, bir önceki yılın aynı ayına göre %49.38 olarak gerçekleşmişti. Tüketici fiyat endeksi Ağustos'ta %2.47, Temmuz'da %3.23 artış göstermişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ekim'de 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerinin piyasa katılımcıları, reel sektör ve hane halkı için gerilediğini açıkladı. Buna göre Ekim'de 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri piyasa katılımcıları için 0.1 puan azalarak %27.4 seviyesine geldi. Reel sektör için 1.6 puan düşerek %49.5 seviyesine ve hane halkı için 4.4 puan gerileyerek %67.2 seviyesine indi. Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hane halkı oranı bir önceki aya göre 0.7 puan azalarak %28.3 seviyesinde gerçekleşti. Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada sahteciliğin önlenmesi amacıyla yürüttüğü çalışmalarda yeni bir taklit ve tahşiş listesi yayınladı. Sağlığa zararlı birçok sahte ürün tespit edilerek kamuoyuna duyuruldu. Bakanlık piyasadaki ürünlerden düzenli olarak numuneler toplayarak laboratuvarlarda detaylı analizler yapıyor. Tüketicilerin sağlığını riske atabilecek taklit ve tahşiş ürünlerin tespiti için yoğun çaba harcanıyor. Tespit edilen riskli ürünleri içeren listeler düzenli olarak kamuoyunda duyuruluyor. Son yapılan güncelleme ile birlikte birçok ürün listeye dahil edildi ve üreticileri açıklandı. Testlerde zeytinyağı, sumak, kebap, tereyağı, kekik, pul biber gibi ürünlerde sağlığı tehdit eden ve taklit tahşiş yapılan maddeler bulundu. Ürünlerde sahtecilik had safhaya ulaşmaya başladı. Et, zeytinyağı, bal, lahmacun, kebap gibi ürünlerde sıklıkla taklit ve tahşişe rastlanıyor. Fiyatından, tadından, renginden ya da kokusundan şüphe duyulan gıdalardan uzak durulması sağlık açısından önem arz ediyor. Öte yandan şüphe duyulan ürünler Alo 174'ü aranarak ihbar edilmesi gerekiyor. Efendim, yurttan yangın haberleri var sırada. Ankara'da bir palet fabrikasında yangın çıktı. Rüzgar nedeniyle alevler yan tarafta bulunan eve sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilerek yangın kontrol altına alındı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde de çakmakla oynayan çocuklar evi yaktı. Hatay'da ise bir tarım arazisi alev alev yandı. Ankara'da gece saatlerinde korkunç bir yangın çıktı. Altındağ ilçesine bağlı Başpınar Mahallesi'nde bulunan boş arsada depolanan ahşap paletlerinden alevler yükseldi. Alevler kısa sürede rüzgarın da etkisiyle yan taraftaki eve sıçradı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle bölge yoğun dumanla kaplandı. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışması başlatıldı. Alevlerin sıçradığı evde bulunan iki kişinin yangın büyümeden dışarıya çıktıkları öğrenildi. Bir diğer yangın Bursa'da meydana geldi. İnegöl ilçesinde 3 katlı bir apartmanda yaşayan iki çocuk çakmakla oynuyordu. Çakmaktan çıkan kıvılcım battaniye ve yorganları tutuşturdu. Çıkan alevleri gören çocuklar durumu annesine söyledi. Anne hemen 112 acil servisi aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Dumandan etkilenen anne ve 4 çocuğu hastaneye kaldırıldı. Burası da Hatay, Ersin ilçesinde tarım arazisinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede yükseldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekipleri müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında vatandaşların tarım arazisi olarak kullandığı alanda hasar oluştu. Evet.
Bolu'da odunlukta yangın çıktı. Alevlerin hızla büyümesiyle yangın odunluğun bitişindeki müştemilata da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa süre içerisinde gelen ekipler alevleri kontrol altına aldı. Çıkan yangın erken müdahale sayesinde yakında bulunan eve sıçramadan söndürüldü. Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobili TOGG'a olan ilgi her geçen gün artıyor. TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 40 bine yakın aracın yollarda olduğu belirtildi. Öte yandan TOGG, araçlara getireceği yenilikleri de duyurdu. Yerli ve milli elektrikli otomobil TOGG, üretildiği günden beri talep görüyor. Bugüne kadar 40 bine yakın TOGG kullanıcısıyla buluştu. Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobili TOGG'a ilgi üretime başladığı günden bu yana artıyor. TOGG'un sosyal medya hesabından başarısına dair bir paylaşım yapıldı. Sürekli yenilenen ve yeni kalan T10X'e gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. Yılın ilk 10 ayında 20 adedi açtık. Yola çıktığımızdan bu yana ise 40 bine yakın T10X'i kullanıcılarımızla buluşturmuş olmanın gururunu yaşıyoruz ifadeleri kullanıldı. Öte yandan TOGG, T10X modeline getireceği yeniliği de duyurdu. Eklenecek yeni yazılımı 1.5 ile pek çok yeni özellik kullanıcılarla buluşacak. Güncelleme ile yenilenmiş medya arayüzü, ekran dokunma hassasiyeti ve kullanıcıların mobilite deneyimini artıracak pek çok yenilik devreye giriyor. Kullanıcıların cihazlarında trafik işaretlerini algılama sistemi, arka trafik çarpışma uyarısı, arka çapraz trafik uyarısı, akıllı şerit takip sistemi, şeritten ayrılma uyarısı, ön çarpma uyarısı ve acil durum frenleme gibi 7 özellik kullanıma sunulacak. TOGG, akıllı cihazım kaydı olan T10X kullanıcıları için bulundukları coğrafi bölge, cihazların teslim alma sıraları ve cihazların güncellik durumuna göre 4 Kasım'dan itibaren randevu oluşturacak. Kullanıcılar 2 Aralık'tan itibaren temas noktalarına yönlendirilecek. ADAS yüklemeleri İstanbul, Ankara, Bursa, Gemlik, İzmir, Samsun, Erzurum, Diyarbakır, Adana ve Antalya'da bulunan temas noktalarında yapılacak. Öte yandan Türkiye'nin büyüleyici güzelliklerinden ilham alarak tasarlanan TOGG'un dış renklerine de bir yenisi eklendi. Anadolu, Gemlik, Oltu, Kula, Kapadokya ve Pamukkale isimlerini taşıyan Türkiye'nin renkleriyle yollarda olan TOGG, Ayder'le yeni bir renge kavuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 2 hafta önce ölen FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in vasiyeti ortaya çıktı. Gülen'in vasiyetinde bir vakıf adına yer verildi. Öte yandan kefen parası olarak ayrılan paranın miktarı da dikkat çekti. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen 20 Ekim'de Amerika Birleşik Devletleri'nde tedavi gördüğü hastanede öldü. Ölümünün ardından örgütün milyonlarca dolarlık mal varlığının kime kalacağı konusu tartışmalara yol açtı. Örgüt içinde çekişmelerin yaşandığı öğrenilirken Fethullah Gülen'in vasiyeti ortaya çıktı. Gülen'e ait bir bavul ve çantanın FETÖ'nün ölümünden 6 gün sonra Gülen'in kardeşleri tarafından açıldığı ifade edildi. Gülen'in kitaplarının telif haklarını Kaskaset Turist isimli bir vakfa devrettiğine dair bir vekaletname bulunduğu aktarıldı. Vakfın kuruluş amacının ise Gülen'in fikirlerini inceleyen, uygulayan eğitim kuruluşlarına dağıtılmasını yönlendirmek olduğu belirtildi. Terörist Gülen'in söz konusu bavulundan kitap teliflerinden kalan 20.020 dolar, kefen parası olarak ayrılmış 2.000 dolar, hediye olarak kullanılmak üzere 12.640 dolar değerinde çeyrek altın, yazıldığı dönemde borçların ödenmesini istediği vasiyetname, kitap teliflerinin bir vakfa başlandığını gösterir bir vekaletname, bir adet köstekli saat, bir adet takım elbise, kişisel eşyalar ve kimlik belgeleri çıktı. Bu gelişmeyle ana haberi noktalıyoruz. Yarın akşam yine aynı saatte hafta sonu ana haberle birlikte olacağız.